Türkiye'nin en iyi estetik kliniği Estetik International Saç Departmanı sunar. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Fenerbahçe Beko'nun NBA'de uzun zamandır baktığı fırsat transferi netleşti ve Birleşik Amerikalı oyun kurucu Carson Edwards ile anlaştı. Biz de bugün sizlerle Fenerbahçe Beko'nun yeni kısa transferi Carson Edwards'ı konuşacağız. Oyuncunun kısaca kariyerinden bahsettikten sonra oyuncu özelliklerini analiz edecek ve son olarak Fenerbahçe Beko'ya transfer olması durumunda verebileceği olası katkılarla ilgili öngörülerimizi paylaşacağız. Carson Edwards içeriğimizin startını vermeden önce bizleri Twitter üzerinden @FenerSouza, Instagram üzerinden @FenerbahçeliBukowski hesaplarından takip edebileceğinizi hatırlatır. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmanızı özellikle rica ederiz. Hazırsanız başlıyoruz. Two screens coming. He gave back the three. He just knocked down. Edwards, a long range three. Nothing but net. Edwards. First team. 24 yaşında 1.85 boyunda olan Carson Edwards, Purdue çıkışlı bir guard. NCAA istatistiklerine baktığımızda Purdue formasıyla 108 karşılaşmada ortalama 17.8 sayı, 3.4 rebound, 2.5 asist, %36.8 3 sayı yüzdesiyle oynamış ve ciddi anlamda tüm dikkatleri üzerine çekerek o dönem en iyi ikinci kolej 5'ine seçilmişti. 2019 NBA draftının 33. sırasında seçilen Edwards, NBA'de 3 sezonda 72 maçta görev aldı ve ortalama 3.7 sayı ile oynadı. 1.85 boyundaki oyuncu fiziksel özellikleri sebebiyle NBA'de başarılı olamasa da girişim liginde harikalar yarattı. Girişim liginde ise forma giydiği 44 maçta ortalama 34.3 dakika sahada kalırken 23.3 sayı, %37.1 3 sayı yüzdesi, 2.8 rebound, 4.1 asist, 1.5 top çalma ile katkı vererek Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Initiate the offense. Edwards playing with three fouls. Trying to get by Hunter. Cannot. Step back. Two. It's good. A long two for Edwards. It's all fallen now for Carson Edwards. He's going to use his speed. 9 for 14. 7 for 12 from the three-point line. Carson Edwards'la ilgili detaylı analizimize başlamadan önce son Basketbol Ekstra yayınında Cem Arak ve Yiğit Almaç'ın oyuncu ile ilgili değerlendirmesinden kısa pasajları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, bir potansiyeli olan bir adam. Hani zar diyoruz ya, Yiğit'le de yayından önce konuştuk. Birazdan takıma da geleceğim. Şimdi bir zar atıyorsun, potansiyeli olan bir zar. Bunu hiç kimse inkar edemez. Belli ki bir kumaşı var bu adamın. Ama NBA'de yok yani. Boston Celtics'te toplam 2 sezonda 30-30 maç oynamış. 8'er dakika ortalama, 3 sayı 4 sayı. Bir analiz yapacak veri yok elimde. Detroit'te 4 maça mı 5 maça çıkmış abi. Şimdi muhteşem şutör Euroleague'in içinden geçer diyorlar. Bakıyorsun NCAA kariyeri %36, NBA kariyeri %29. Şimdi böyle dediğin zaman oyuncuyu boklamış oluyorsun bence. Şunu dersin bence. Abi potansiyel olan bir zarat adapte olursa, takıma uyum sağlayabilirse en azından kalitesi var. Bir fark yaratabilir. Öyle Euroleague'in içinden geçme. Abi Euroleague zor iş. Gidersin Kızıl Yıldız deplasmanında iki tane dirsek yersin. Dönersin kenara, hocam beni dövüyorlar der. Burada böyle abi. Niye bu zarı atıyoruz abi? Biz Mayıs, Haziran ayından, Temmuz ayından beri 3 aydır Avrupa'da Ruslar da yokken, CSKA yokken, Zenit yokken, Kazan yokken bu üçünün total bütçesi 80-90 milyon euro. Yani oyunculara çok absürt yüksek bir paralar vermeye de gerek. Niye abi zar atıyorsun ya? Daha garanti ne alacağını bileceğin adama niye gitmiyorsun? Initiate the offense. Edwards playing with three fouls. Trying to get by Hunter. Cannot. Step back. Two. It's good. A long two for Edwards. It's all fallen now for Carson Edwards. He's going to use his speed. 9 for 14. 7 for 12 from the three-point line. Peki Carson Edwards bize göre nasıl bir oyuncu? Edwards doğuştan etkili bir şutör. Ancak onu diğer şutörlerden ayıran en büyük özelliği kısa boyuna rağmen yüksek atletizmi, süreti ve yüksek diriciliği. Asla yakala at şutörlerinden biri değil. Kendi şutunu yaratabiliyor. Hızlı ilk adımı sayesinde savunmaları geçip dribbling üstünde etkili şekilde orta mesafeden de bitirebiliyor.
Edwards tam anlamıyla skorer bir guard. Top eline aldığında öncelikle skoru düşünüyor. Bu noktada oyunu organize etmek ya da topa yön vermekle ilgili yüksek motivasyonları da yok. Atmaya başladığında ise durduğumuz zor bir skorere dönüşüyor. Kısa boyuna rağmen yüksek diriciliği, cesur yapısı ve inanılmaz atletizmiyle potaya drive ederek de kendi skorunu bulabilen bir yapıya sahip. Savunma tarafında ise hızı, çabukluğu sayesinde kısa karşısında kalabiliyor ama prime bir savunmacı olduğunu iddia etmek de mümkün değil. From the 3-point line, 27 points for Edwards. Put that pass right in the pocket. Here's Edwards for the answer. Oh, no! Carson Edwards again. He's got 30 on the board. Carson Edwards'ın gelişim alanlarına geldiğimizde ise oyuncunun en büyük sorununun topla olan ilişkisi olduğunu söyleyelim. Topu eline aldığında öncelikli olarak kendi skorunu düşünüyor. Oyun görüşü çok yüksek değil. Takım organize etme tarafında henüz çok ham olduğunu söylemek lazım. Sadece atmaya kilitlenmiş yapısı, sürekli olarak kendi skorunu zorlaması, oyun içerisinde hem hatalı şut tercihleri yapmasına hem de zaman zaman kritik anlarda top kaybı ya takımını sıkıntıya sokmasına neden oluyor. Oyun kurucu özelliklerinin sınırlı olması, yüksek skor potansiyeline karşın onun NBA'de tutunamamasına neden oldu ki Fenerbahçe Beko'nun bu noktada yönetmesi gereken en büyük özelliğinin de bu olduğunu söyleyelim. Purdue needs to stick to what works for them. Either have Edwards climb or go inside. Edwards for three. Yes! He's buried another. Gelelim Edwards'ın Fenerbahçe Beko'ya olası katkılarına. Açıkçası Koç Etiudis oyuncu seçiminde onu aynı anda Wilbekin'le çok fazla kullanmayacaktır. Çünkü Edwards ve Wilbekin ikilisinin direksiyonda olduğu anlar top paylaşımının ve savunmanın ciddi sıkıntıya gireceği anlar olabilir. Bu yüzden Edwards'ın biraz daha Wilbekin'in arkasında skorer guard ya da skorer 2 numara olarak konumlandırılacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Beko ekstra net bir guard transferi yapmazsa bu noktada topu Kalates ve Wilbekin ikilisiyle getireceğini, Edwards'ın ise oyun kurucularının ona top verdiği anlarda bitirici olarak kullanılacağını. Anchor of the defense in the paint, more the offensive anchor. Let's see if we get back in the pick and roll, give Edwards some. And Edwards drives and the scoop is in. Bilbo, we're witnessing history. We gotta get... Dünkü yayında Cem ve Yiğit'in de söylediği gibi Edwards önemli bir potansiyel olsa da henüz Larkin'le karşılaştırılabilecek seviyede bir oyuncu değil. Henüz Euroleague test etmemiş hiçbir oyuncu için Avrupa'da büyük yıldız olacak beklentisi yaratmamak gerekiyor. Ancak ben Koç Etiudis'in onu doğru kullanması ve oyun içerisinde onu kontrol etmesi durumunda Edwards'tan büyük verim alabileceğini düşünüyorum. Ama ne olursa olsun Edwards her haliyle önemli bir kumar transferi olarak ortada duruyor. Bakalım oyuncunun Fenerbahçe Beko performansı nasıl olacak? Zaman bize sorduğumuz soruların cevabını verecek. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.